Durum olacak. İmanımızın işe yarar olması için neler lazım? Ne güzel soru. Evet. İmanımızın işe yarar olması için ne lazım? Yani yeis halinde olmaması lazım. Yani bir öğretmen düşünün, imtihan yapmış. İmtihan evrakını toplarken çocuklar fısıldaşıyorlar. Olmaz, o kopya çekmedir. Bu olmaz böyle imtihan, değil mi? Yani kopya çekmelerine öğretmen izin vermez. Onun gibi durmuş dünyadan ahirete giderken iman ediyor. O iman işe yaramaz. Yani iman yeisa, her şeyden ümit kesilmiş, bir takım işaretleri de görülmeye başlıyor. O zaman iman ediyor. Son dakikada, son nefeste o iman işe yaramaz. İşte öyle olmamalı. İki, yani dini kesin hükümlerden birini alaya almak, hafife almak, inkar etmek olmamalı. Bizim bu Müslümanlığa da yakışmıyor değil mi hocam? Layıkıyla bir Müslümanlıktan bahsediyorsak, biraz önce temeller dediniz bu doğru anlamda. O iş içerisinde, o temellere binaen olgun mümin noktasında çok hal ve hareketlerimize, tavırlarımıza, bu Müslümanlık çerçevesi içerisinde dikkat etmek durumundayız değil mi hocam? Evet, tabii yani şimdi Allah'ın kesin hükümlerini, mesela insan namaz kılmasa dinden çıkmaz. Ama inkar ederse namaza soruluyor zaten bu soru. Namaza da ne lüzum derse Allah korusun imanını kaybetmiş olur. Ya da ben hiç başlayamıyorum, bir türlü niyet ediyorum ama başlayamıyorum noktasında sorular oluyor. O da dinden çıkmaz ama tabii insan nefsine hakim olabilmeli. Allah'ın bir acı kahvenin 40 yıl hatırı olurmuş. Yüce Rabbimizin adede, sayıya, rakama gelmeyen bu kadar nimeti, lütfu içindeyiz biz. Bir türlü nefsime hakim olamıyorum. Allah'a teşekkür edemiyorum. Yakışır mı bu? Hem de Rabbimiz buyuruyor ki bazen kılıp bazen kılmayana, kılınca huzur, kılmayınca ızdırap duymayana veil diyor Yüce Rabbimiz. Yani evet. Hocam, Allah'ın ihtiyacı yok, bizim ihtiyacımız ve var. Bunu tatbik etmeliyiz. Doğru efendim.